Gel bakalım bal arısı, gör 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 gör. Geldik. Gör bakayım oğlum. Ah, senin benim. Biliyor musun? Biz yolda yürürken yakalamaca oynadık. Serkan amcam koşamıyor. Bacak kadar boyu var, bir o kadar da dili var ya. İyi o zaman biz çıkalım artık ha. Hadi bakalım. Aa, anne bir şey söyleyeceğim. Hani hep beraber kahvaltı yapacaktık. Sahneye teyzeler falan gitti mi? Gittir arabalarım, biz dışarıda ederiz. Gel. Ya emin misiniz? Kahvaltı yapsaydık hep birlikte balım. Ama eğer kahvaltı edersek o zaman parktan sonra sinemaya yetişemeyiz. Evet. Hadi baba. Görüşürüz. Görüşürüz böcek. Görüşürüz böcek abla. Afiyet olsun size. Afiyet olsun. Evet, bir tanem. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Anne, ben sandıkta sallanmaya giderim. Tamam, bir tanem. Dur, gel. Çantanı ver bana, gel. Gel, bir de öpücük alayım. Hadi görüşürüz. Kusura bakmayın Berin Hanım. Şu an Aylin oynayacak halde değil. Benim kızım ne kadar büyümüş, ne kadar büyümüş böyle. Ana bak, parka gidelim mi seninle? Gidelim mi parka? Salıncakta sallanalım mı? Kaydıraklarda kayalım mı? Hadi gidelim. Hadi gidelim güzel kızım, gel. Al bakalım. 20 lira. Bu olur mu? Yalnız 10 lira daha vereceksin. Benim bu kadar param var. Çiçek mi alıyorsun sen? Benim yabancılarla konuşmam yasak. Bu küçük ablanın 10 lirası eksik be ablacığım. Buyurun. Sağ ol ablam. Tamam, ben verdim senin 10 liranı. Artık konuşabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Annen çok sevinecek. Annen mi? Hı hı.
Kayra. 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 Pardon. Pardon, pardon. Böyle at kuyruklu sarışın küçük bir kız gördünüz mü? Kayra. Ben müvekkilinizle konuşmak istiyorum. Dükkanla ilgili bir sorun mu oldu? Hayır, hiçbir sorun yok. Şu an tadilattayız zaten. Eğer numarasını verirseniz ona birkaç soru sormak istiyorum sadece. Ne yazık ki Necat Bey, müvekkilim her konuda beni yetkili kıldı. Bir soru soracaksanız ben cevaplandırmaya çalışayım. Neden konuşamıyor? Tercihi böyle. Tamam, en azından benim için bir sorar mısınız? Bu konuda kesin talimatı var. Bir şey değişmez. Peki, öyle olsun. O zaman bana şunu söyleyin. Müvekkilinizin adı Pervin mi? Alo. Ne yazık ki bu bilgiyi de veremeyeceğim size Necat Bey. İyi günler. İyi günler. Sonra? Necat, Kayra yok. Kayra bulamıyorum. Nasıl yok? Yok, ben bankta oturuyordum. Bir baktım yok. Tamam, bekle, geliyorum oraya. Ne yapacağım ben Necat? Anne! Kayra! Ay! Çok korkuttun beni. Tamam Necat, buldum. Suna, bittim burada. Geliyorum, bekle beni. Gel, tamam, bay bay. Neredeydin bir tanem, çok korkuttun beni. Anneciğim, özür dilerim. Seni ağlarken gördüm. Belki sıkılırsam birazcık daha iyi olursun diye düşündüm. Çok teşekkür ederim ama bir daha gözümün önünden ayrılmak yok, tamam mı? Tamam. Özür dilerim anneciğim. Küçük hanımı çiçekçinin önünde buldum. Kızınızmış. Evet, çok teşekkür ederim. Ben hiç yapmaz normalde böyle. Ben çok korktum. Tahmin edebiliyorum. Bir tane. Hadi sen git oyna, bak gözümün önünden ayrılmak yok, tamam mı? Tamam, sus. Buyurun, şöyle oturun isterseniz biraz. Teşekkür ederim. Tatlı bir kızınız var. Öyledir. Size pek benzemiyor mu? Evet, babasını çekmiş. O da birazdan burada olur. Babası da sarışın mı? Evet, sarışındır Necat, Kayra gibi. Eşinizin adı Necat demek. Hı hı. Peki ya sizin adınız ne? Aylin. Çok hoş bir isminiz var. Ne kadar güzel bir ailesiniz. Aylin, Necat, Kayra. Teşekkür ederiz. Sizinki nerede? Benimki. Evet evet, sizinki. Nerede? Burada değil maalesef. Biz biraz uzağız birbirimize. Ya. Üzüldüm. Teşekkür ederim. Geldin mi Necat? Geldim sayılır. Hala parktasınız değil mi? Evet evet. Parka girince hemen görürsün bizi zaten. Tamam, geliyorum. Tamam, haydi bay bay. Gelmiş mi eşiniz? Evet, şu yakınlara park etmiş. Birazdan görürsünüz. Kayra! Kayra, gel bir tane. Terlemiş misin bakayım? Bitir bakayım sırtına. Bakayım ha. Geldi baban. Baba.
Ay düşüreceksin beni. Baba, anneme hiç kızma. Hepsi benim suçum. Hayır, bir suçlu varsa o da benim. Gözlerimi hiç üzerinden ayırmamalıydım bir tane. Nasıl oldu bu iş? Anlatmak ister misin? Anneme çiçek almaya gittim. Ama çiçekçi birazcık uzakmış. Neden ayrılıyorsun annenin yanından? Çünkü annem ağlıyordu. Eğer çiçek alsam birazcık daha iyi olur diye düşündüm. Annen ağlıyordu demek. Önemli değil o, boş ver. Allah'tan bir kadıncağız bulmuş getirmiş, sağ olsun. Sağ olsun gerçekten. Nerede bir teşekkür edeyim? Demin buradaydı. Ya Necat ya başka bir alıp götürseydi. Vallahi düşündükçe kötü oluyorum ya. Tamam Aylin'ciğim, sakin ol. Kötü bir şey olmadı ya. Hadi gidelim. Eşyaları alayım ben. Bak bakalım bana. Dersini aldın değil mi küçük hanım? Hoş geldiniz. Merhaba Hayri. Her şey yolunda mı? Annem bugün parkta birazcık üzüldü. Beni merak etme balarım, iyiyim ben. Bir şeyim yok. Fıstıkım. Hı. En son aldığımız kitap vardı ya. Hayri onu çok merak ediyormuş. Evet, merak ediyorum. Hem ne kadar ilerlediğini de gösterirsin okumada. Olur. Kerencan'ı arayabilir miyim? Niye? Çünkü bana okuyamazsın diyor. Ara peki. Tamam. Hayri ben yukarı çıkıyorum. Geliyor musun? Tamam geliyorum şimdi. Sen git. Suna ne oldu? Kayra'yı parkta kaybettim Hayri. O oldu. Tamam kendini suçlama artık. İyi misin sen? Bilmiyorum. Tansiyonum düştü herhalde. Hadi gel dinlen biraz. Biraz uzan istersen ya. Tamam. Gel yardım edeyim sana. Çantan lazım mı? Bana boşanmayacağız dediler. Evet. Annem bugün parkta ağladı. Dünden beri çok üzgün. O zaman sana yalan söylemişler. Bilmem ki. Bana yalan söylemezler ama. Ne yapacağım ben Keremcan? En iyisi ben anneme söyleyeyim de size gelelim. Gelince düşünürüz ne yapacağımızı. Tamam hadi ben seni bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Necat ben ne yapıyorum ya? Elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. İyi değilim ben. Kimi kandırıyorum ki? Ablam çok haklıydı. Babamla yaşadıklarımdan sonra ben neden hala buradayım? Görmüyor musun? Necat dibe vurdum. Kayra'yı kaybettim ya. Ya o kadın elinden tutup getirmeseydi meleğimi o zaman ne olacaktı? Hı? Aklım uçtu gitti resmen. Ne kadar kabul etmek istemesem de. Onu düşünmediğim bir an bile yok. Bence ben şu an sorumluluk alabilecek bir durumda değilim. Ben en iyisin şu an vazgeçip gitmeliyim. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Ama bir yol çizerim. Yani burada duramıyorum. Bak. Hayatta Kayra'dan başka hiç kimsesi olmayan bir adam olarak söylüyorum bunu. Bitti dediğin yerde hayat yeniden başlıyorsun ha. Zaman seni tedavi edecek. Sen yeter ki izin ver. Zaman gelecek baban da hatasını anlayacak. İnan bana. Anlasa ne olacak? Hı? Hiçbir şey değişmeyecek ki. Bazen... Bazı cümleler canını o kadar çok yakar ki hayat boyu unutamayacağın yaralara dönüşürler. Bu saatten sonra babam istese bile dönüşü yok artık.
Baban sana ne dedi? Bir şeyler eksik Suna. Lütfen söyle bana. 24 yaşıma kadar hep annem nasıl biri diye düşündüm. Öldüğü gerçeğiyle çok geç barıştım. Şimdi de hem annem hem de babam olmadan nasıl idare edeceğim onu öğreneceğim. Söylediklerinin özeti bu. Siz bir yere mi gidiyorsunuz? Sen ortadan kaybolduğunda annen çok üzüldü. Ona moral vermek için yemeğe çıkarıyorum. İyi fikir babacığım. Tebrikler. Keremcanlar mı gelecekti? Ben çağırdım ben. Kusura bakmayın. Bizimkiler sözleşmiş. Ortak ödev varmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Meltem Hanım? İyiyim Necat Bey. Siz çıkıyorsunuz galiba. Bizim bir davete katılmamız gerekiyor da. Aslında biz de kalsak mı Necat, gitmesek? Olur mu öyle şey? Biz ödevleri biter bitmez gideriz. Siz lütfen programınızı bozmayın. Evet evet, bizim işimiz zaten 5 dakikada biter. Hadi Keremcan. Yok, hiçbir şey yok. Boşanmıyorlar değil mi? Yoksa bir şey bulurduk. Herhalde. Hadi yakalanmadan gidelim, çabuk ol. Babanın yazısı mı bunlar? Evet. Bak, bazı tarihlerin altına yapılacak işleri yazmış. Gördüm. Üzgünüm Kayra. Mahkeme Aylin. Kandırmışlar beni. Büyükler böyledir. Görecekler günleri onlar. Ne yapacaksın? Bugün parkta kayboldum sandılar. Çok korktular. Gerçekten kaybolacağım. Çok üzülecekler. Kayra'nın yanına gideyim. Baban sana ne dedi Suna? O anı bana hatırlatma ne olur. İzin ver bana. İzin ver destek olayım. Sen bana bunu yaptın. Beni dinledin. Derman oldun. Bırak şimdi ben sana yapayım. Sen sadece o kızın annesi değil. Aynı zamanda o adamın. Şeker paresiydim ben onun Necat. Geçti. Geçti. Nasıl böyle bir şey düşünebilir? Nasıl? Ben kaç gündür üstümde bu yükle dolaşıyorum. Dolaşmaya da devam edeceğim. Benim annem yok. Babam yok. Kimse yok benim Necat. Öyle deme. Bak bana. Biz yanındayız. Biz varız. Gücüm kalmadı. Her şey yoluna girecek, sana söz veriyorum. Uyursam geçer mi? Kötü bir anı gibi arkamda bırakmak istiyorum. Yanımda kal, tamam mı? Gitme bu gece ne olur. Sana çok ihtiyacım var. Günaydın baba.
sayfaları. Ne yazıyorsun? Hiç yazma araştırması. Öğretmen ödev verdi. Aferin sana. Okuyabilir miyim? Akşam okursun. Kızgın mısın sen bana? Hayır. Okuldan sonra biz Keremcan ve Keremcan annesiyle beraber sahile gideceğiz. İzin veriyor musun? Babanın haberi var mı? Sen söylersin işte. Peki şöyle yapsak? Hep beraber gitsek olmaz mı? Hayır. Keremcan'ın tek başıma gitmek istiyorum. Üzgün gibisin sen biraz. Benim bilmediğim bir şey mi oldu? Hayır anne. Ben artık tek başıma bir şeyler yapmak istiyorum. Ben büyüdüm artık. Zaten seninle gitmene az kaldı. Bak takvime. Babam ama... Anneciğim sorun değil. Gideceğini biliyorum zaten. Gel bakayım buraya. Necat, Berin Hanım niye gelmiş? Berin Hanım... Evet. İş. İşle ilgili bir şey ya. Önemli değil. İyi misin? Bir şey yok, bir şey yok. Ben hemen hallederim. Bir şey yok. Bir şey oldu değil mi yerine? Biz bugün okuldan sonra Keremcan ve Keremcan'ın annesiyle beraber sahile gideceğiz. Parkta oynayacağız. Annem izin verdi. Sen izin veriyor musun? Ben öyle tam da izin vermiş sayılmam. Babana sorarız dedim Balır. Sanki birbirimize çok alakası vardı. O ne demek be? Bir şey demek değil. İzin veriyor musun? Küçük hanım bu tavırlar ne? Kaşlar çatık. Bir baba kelimesi bile yok. Ne oluyor? Sen bize kızdın mı yoksa? Evet. Keremcan'a söz verdim. Ne var bunda? Evet kızıyorum. Çünkü bana izin vermiyorsunuz. Ben büyüdüm artık. Durmadan beni oyalıyorsunuz. Hep kandırıyorsunuz beni ya. Kim seni oyalıyor? Nereden çıkardı şimdi bunu? İzin var o zaman işte. Keremcan'ın annesinin telefon numarası var zaten bizde. Sana verdiğim telefonu da yanından ayırmayacaksın, tamam mı? Arayıp kontrol edeceğim. Tamam. Şarjın var mı? Var. Tamam. İzinlisin. Ben gidiyorum. Erken ergenliğe girdi diyeceğim ama. Ben alırım onun gönlünü ya. Benim çıkmam lazım. Haydi bir iki saniye gelsene. Siz beni üzüyorsunuz. Birazcık da siz üzülün. Bir tane. Geliyorum. Bana yalan söylediniz biliyorum. Babam boşanacağınızı yazmış defterine. Hem de annemin gideceği takvimde aynı gün. Çocuğum diye beni kandırıyorsunuz. O yüzden evden kaçmaya karar verdim. Boşanmazsanız belki geri dönerim. Ne yaptın sen Kayra? Efendim Meltem Hanım? Kayra mı? Nereye kaçmış? Necati, Kayra yok. Mektup bırakmış, kaçmış. Thank you.
Hatırladın mı beni? Hı hı. Ne işin var senin burada? Kayboldun mu yoksa? Eğer bir yere gideceksen atla götüreyim ha. Tam kaybolmadım ama götürsen iyi olur. Atla hadi. Kayra, kemerini tak tatlım. Siz benim adımı biliyorsunuz ama ben sizin adınızı bilmiyorum. Aylin. Aylin mi? Annemin de ismi Aylin. Ne güzel.